Cevap A. 56. zonal toprakların dağılışı ile iklim tiplerinin dağılışı arasında benzerlik kurmak mümkündür. Örneğin nemli ve sıcak iklim bölgelerinde, geniş yapraklı orman örtüsü altında laterit topraklar oluştururken, soğuk ve nemli iklim bölgelerinde iğne yapraklı orman örtüsü altında ise podzol topraklar oluşur. Harita üzerinde numaralandırılmış yerlerin iklim ve bitki örtüsü özellikleri düşünüldüğünde laterit ve podzol toprakların yaygın olduğu yerler aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A. I2 B. 2-3 C. I4 D. 3-2 E. 4-İ Cevap A. 57. I. Alp Himalaya kıvrımlarının oluşumu. 2. Hersinyen ve Kaledonyen kıvrımlarının oluşumu. 3. İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşumu. Yukarıda verilen olayların geçmişten günümüze doğru sıralanması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? A. 3. Ayv 2 B. 2. Ayv 3 C. 2. 3 ve I D. I. 3 ve 2 E. I. 2 ve 3 Cevap B. SYF 10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 228 SYF 58 Heyelan kayaların, ayrışmış materyallerin ve toprağın eğim doğrultusunda yer değiştirmesidir. Bu tür olaylara fazla eğimli yamaçlarda, yağışlı veya kar erime dönemlerinde rastlanır. Bu tür olayların Türkiye'de en çok görüldüğü yer Karadeniz'dir. Özellikle Doğu Karadeniz, Türkiye'de heyelan olaylarının sıklıkla yaşandığı yerdir. Türkiye genelinde gerçekleşen heyelanların yarıdan fazlası yağışların ve kar erimelerinin etkisiyle ilkbaharda yaşanmaktadır. Bu açıklamada heyelan ile ilgili. I. En çok görüldüğü mevsim. 2. Oluşumuna neden olan olaylar. 3. Kayaç yapısının heyelana etkisi. 4. Önlemek için yapılan çalışmalar. Hangilerinden söz edilmemiştir? A. Ayv 2 B. Ayv 3 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Cevap E. 59. Türkiye'deki ovaların bir kısmı akarsuların taşıdığı alüvyonları denizde biriktirmesiyle oluşan delta ovalarıdır. Harita üzerinde numaralandırılmış alanlardan hangilerinde bu tür ovalar oluşmuştur? A. Ayv 2 B. Ayv 3 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Cevap A. 60. buzullar 4 gruba ayrılır. Yüksek dağlardaki küçük çanakları dolduran buzullara silt buzulu denir. Eski akarsu vadilerini dolduran ya da beslenme alanından taşarak belirli bir yatak boyunca aşağılara inen buzullar vadi buzulu olarak adlandırılır. Yüksek dağların zirvelerini kaplayan buzullara takke, karaların yüzünü bir bütün olarak kaplayan buzullara ise örtü buzulu denir. Yeryüzündeki buzulların büyük bir kısmı örtü buzulu şeklindedir. Bu bilgi doğrultusunda aşağıda bazı eşleştirmeler yapılmıştır. I. Grönland Adası örtü buzulu. 2. Everest Tepesi takke buzulu. 3. Antarktika Kıtası silt buzulu. Bu eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. Yalnız 3. D. Ayv 2. E. 2 ve 3. Cevap D. SYF 10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 229 SYF 61. Dağların kıyıya paralel uzandığı, falezlerin yaygın olduğu, girinti ve çıkıntının az olduğu kıyı tipi boyuna kıyılar olarak adlandırılır. Bu bilgiler göz önüne alındığında boyuna kıyılar harita üzerinde numaralandırılmış yerlerden hangilerinde görülür? A. Ayv 2 B. Ayv 3 C. 2 ve 3 D. 2 ve 4 E. 3 ve 4 Cevap D. 62. deprem, yeryüzünde doğal nedenlerle hissedilen kısa süreli sarsıntılardır. Yer kabuğunun içinde depremin asıl meydana geldiği yere odak noktası ya da iç merkez, yeryüzünde odak noktasına en yakın olan ve depremden en çok etkilenen yere de dış merkez adı verilir. Depremin gücü ya da boyutu iki yolla ölçülmektedir. Bunlardan birisi depremin şiddeti, diğeri ise büyüklüğüdür.
depremin büyüklüğü, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Deprem büyüklüğünü tespit etmek için daha çok Richter ölçeği kullanılır. Depremin şiddeti, herhangi bir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır. Bu etki depremin büyüklüğüne, süresine, odak derinliğine, yapıların depreme karşı dayanıklılığına bağlı olarak değişebilmektedir. Aşağıda aynı yerde bir hafta arayla meydana gelen iki deprem hakkında bilgiler verilmiştir. Birinci depremin şiddetinin ikinci depremden daha fazla olması. Daha uzun süreyle hissedilmesi. 2. Yapıların depreme karşı daha dayanıksız olması. 3. Odak noktası ile dış merkezi arasındaki mesafenin daha kısa olması. Hangileri ile açıklanabilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 3. C. IV 2. D. IV 3. E. I 2 ve 3. Cevap D. SF10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 230 SF63, aşağıdaki görselde deniz suyunun salınım hareketi sonucunda oluşmuş bir yer şekli gösterilmiştir. Bu yer şeklinin oluşmasında I. Dalga aşındırma faaliyeti 2. Kıyı gerisindeki yer şekillerinin yüksekliği 3. Kıyı gerisindeki bitki örtüsünün seyrekliği unsurlarından hangilerinin etkisi bulunmaktadır? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. IV 3. E. 2 ve 3. Cevap C. 64. Türkiye ortalama yükseltisi fazla ve engebeli bir ülkedir. Türkiye'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumun bir sonucu değildir? A. Yol yapım giderlerinin fazla olması. B. Batıdan doğuya doğru sıcaklığın değişmesi. C. Kısa mesafelerde bitki örtüsünün değişiklik göstermesi. D. Akarsularının az kısımlarında delta ovalarının oluşması. E. Kuzey-güney doğrultuda kıyılar ile iç kesimler arasında ulaşımın güç olması. Cevap D. 65. Kalker, kips, kaya tuzu ve tebeşir gibi suda kolay çözünen kayaçların yaygın olduğu yerlere karstik yöre denir. Bu kayaçların çözünmesiyle oluşan şekiller ise karstik şekiller olarak adlandırılır. Bir yörede karstik şekillerin oluşmasında o yörenin I. Kayaç yapısı 2. İklim koşulları 3. Ekonomik düzeyi özelliklerinden hangilerinin etkisinden söz edilebilir? A. Yalnız I. B. Yalnız 2. C. IV 2. D. IV 3. E. 2 ve 3. Cevap C. SF10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 231 SF66, suların buharlaşması, yağışların gerçekleşmesi, akarsuların oluşması, rüzgarın meydana gelmesi, buzulların hareket etmesi güneş enerjisine bağlı olarak meydana gelmektedir. Bu nedenle su, buz ve rüzgara dış kuvvetler denir. Dış kuvvetlerin etkisi her bölgede aynı değildir. İklim koşullarına ve yer şekillerine bağlı olarak dış kuvvetlerin etkinliği bölgeden bölgeye değişmektedir. Çöllerde rüzgar, nemli yerlerde akarsular, kutuplarda ve dağların yüksek kesimlerinde buzullar yer şekillerini biçimlendiren başlıca kuvvetlerdir. Bu açıklamadan aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A. Güneş dış kuvvetlerin temel enerji kaynağıdır. B. Günümüzde küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların etki alanı genişlemiştir. C. Dış kuvvetlerin etkin olduğu bölgelerin farklılığı doğal koşullara bağlı olarak değişmektedir. D. Bir bölgenin iklim koşullarının bilinmesiyle o bölgede hangi dış kuvvetin yeryüzünü şekillendirici etkisinin daha fazla olduğu bilinebilir. E. Günlük ve yıllık sıcaklık farkının fazla olduğu kurak bölgelerde rüzgarın yeryüzünü şekillendirici etkisi diğer dış kuvvetlere göre daha fazladır. Cevap B. 67. Okyanus kıyılarındaki akarsu ağızları, gelgit akıntılarından dolayı aşınmakta ve genişlemektedir. Böylece okyanus suları akarsu ağzına doğru huni biçiminde ilerlemektedir. Bu şekilde oluşan kıyılara haliç denir. Bir akarsu ağzında haliç oluşmuş ise, bu yerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi kesin olarak doğrudur? A. Akarsu biriktirme faaliyetleri görülür.
B. Gelgit genliği fazladır. C. Kıyıda sığla günler fazladır. D. Akarsu iç denize dökülmektedir. E. Akarsuyun akış hızı yüksektir. Cevap B. 68. Akarsular, yüksek ve engebeli arazilerde yeryüzüne aşındırma faaliyetleriyle şekillendirmektedir. Buna göre, yeryüzü şekillerinden hangileri yalnızca akarsu aşındırma faaliyetlerine örnektir? Yalnız I. B. Yalnız 2. C. I ve 2. D. 2 ve 3. E. I. 2 ve 3. Cevap D. SF10, Sınıf Coğrafya Tekrar Testleri 1. Ünite Çözümleri Sayfa 232 SF69. Aşağıda Konya-Antalya yolu üzerinde bulunan bir turistik mağaraya ait bazı fotoğraflar verilmiştir. Fotoğraflar dikkate alındığında mağarada aşağıdaki kayaç türlerinden hangisinin yaygın olduğu söylenebilir? A. Dış püskürük. B. Fiziksel tortul. C. Kimyasal tortul. D. Organik tortul. E. Başkalaşım. Cevap C. 70. Türkiye'de yer şekillerinin biçimlenmesinde etkisi en az olan dış kuvvet buzullardır. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Kuzey yarım kürede yer alması. B. Ortalama yükseltisinin fazla olması. C. Farklı iklim tiplerinin görülmesi. D. Üç tarafının denizlerle çevrili olması. E. ılıman kuşakta yer alması. Cevap E. 10. sınıf tekrar testleri coğrafya 1. ünite çözümleri ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.